Yemek Adası'na ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle normal tencerede hiç su kullanmadan tavuk tandırı nasıl yapılır, onun yapımını göreceğiz. Görüyorsunuz, yumuşacık, pamuk gibi, tam kıvamında, nefis bir tarif. Bu lezzetli tavuk tandırı nasıl yapmışım? Buyurun hep beraber yapımını görelim. Malzemeler çok basit. Her evde bulunan malzemeler, öncelikle 2 diş sarımsağı gösterdiğim şekilde doğruyorum. Hiç rendelemeye gerek yok, zaten kokusunu verecektir. 2 yemek kaşığı yoğurt kullanıyorum. 1 tatlı kaşığı salça kullanıyorum. 2 yemek kaşığı zeytinyağı kullanıyorum. Evet, 2 yemek kaşığı zeytinyağı kullandım ve 1 yemek kaşığı da salça kullanıyorum. Tuz, karabiber, kekik, zerdeçal, pul biber, karabiber, hepsinin yeteri miktarda kullanıyorum. Baharatların miktarı sizin damak zevkinize göre değişebilir. Güzelce karıştırıyoruz. Çok güzel bir sos elde etmiş olduk. Şimdi bu hazırlamış olduğumuz sosu bir kenara bıraktım ve hangi tencerede yapacaksam o tencerenin içine yağlı bir kağıt yerleştirdim. Tavuk bagetlerimizi önce yıkadım limonlu sularla. Güzelce bir içime sindi. Gösterdiğim şekilde de hazırlamış olduğum sosumuza buluyorum. Daha önce de düdüklü tencerede hiç su kullanmadan tavuk tandırı nasıl yapılır, onun tarifini paylaşmıştım. O da çok beğenildi. Şimdi normal tencerede gösterdiğim şekilde uyguluyorum. Bakınız, güzelce sosa buladıktan sonra yağlı kağıdın içine yerleştiriyorum. O kadar pratik ve o kadar lezzetli, nefis bir tarif. İnanın, bu tarifi denerseniz çok memnun kalacaksınız. Çok lezzetli oluyor. Ben döküm tencere kullandım, fakat istediğiniz tencereyi kullanabilirsiniz. Çelik tencereyi de kullanabilirsiniz, hiç fark etmez. Evet, bagetlerimizi güzelce yerleştiriyoruz. Şimdi kağıdı güzelce her tarafını kapatacak şekilde üzerine kapatıyorum. Bence bu tarifi yılbaşı gecesi yapın. Yanında da şahane bir iç pilav yaparak servis yapabilirsiniz. Yılbaşı önerileri, tarifleri kanalımda mevcuttur. Bakmanızı öneririm. Gösterdiğim şekilde kapatıyorum. Tencerenin kapağını kapatıyoruz. Şimdi ocağı alıyorum. Şu anda ocağın altını açtım. Normal ateşte bu şekilde kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıyorum. Kısık ateşte 40 dakika pişiriyorum. Arada kontrol ediyorum. Bakıyorum pişmiş mi diye. Evet, pişmiş. Gayet de güzel pişmiş. Bakınız, yumuşacık pamuk gibi olmuş. Bakınız, hemen dağılıyor. Şahane bir tarif.
ama biraz daha pişmesini istiyorum. Kapağını kapatacağım. Bir 5 dakika kadar daha pişireceğim. Daha sonra servis yapabilirsiniz. Lokum gibi şahane bir tencerede hiç su kullanmadan tavuk tandır tarifini görmüş olduk. Bakınız, tencerenin dibinde hiçbir tutma, bir yanma yok. Tencerenin dibi de tertemiz. Gördünüz. Yapıp deneyecek olanlara da afiyet olsun. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz abone olup bildirim ziline basmayı unutmayınız lütfen. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalınız.